Merhaba, bugün Plum TV'nin konusu aldatma sonrası ilk yardım. Sevgili Pınar ve sevgili Şule ile birlikteyiz. Evet, şimdi aldatma dedik. Bunu da düşündük acaba sadakatsizlik mi desek diye. Bunun zarif tabiri sadakatsizlik. Bu konuyu önceden ele almıştık. Merak eden izleyicilerimiz nasıl tanımladığımızı oradan da görebilirler. Burada da tabii değiniyor olacağız bir ihtimal. Nasıl başlayalım? Nereden başlayalım? Aldatma sonrası ilk yardım. Şey gibi düşündüm. O anı düşündüm mesela. Şu ana kadar çok şükür ben bildiğim kadarıyla yaşamadım. Hani bilmeden yaşamış olabilirim ama mesela hani konuştuğumuz yerlerde de vardı. Birden bir mesaj önüne düşüyor bir insanın veya bir sürü e-mail önüne düşüyor. Birden kendi hayatını bir şekilde yaşadığını varsayarken aslında bir sürü oraya ne bileyim şaramnel parçası mı diyeyim, kurşun mu diyeyim, böyle birden vücuda bir sürü delik deşik yara alınıyor. Ve tabii ki burada hani ilk yardım, Şule'nin önerisi ve bence çok güzel bir öneri. Burada ilk yardım çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle edebilirsin aslında onunla, o ilişkide bitebilir. Veya aslında o ilk yardımın yapılışına bağlı olarak ve süresine toparlanma şansı bile olabilir gibi bir olumlu bir bakış açısı gelişti içimde. Ama ne diyorsunuz bu konuyla ilgili olarak? Şule başlasın. Yani ilk başta aldatan tarafından mı, aldatılan tarafından mı? İşte onu düşündüm. Şimdi mesela sen şu soru aklıma geldi. Hem o geldi hem de dedim ki ne kadar sürede geliyorlar mesela danışmaya? Mesela arayıp işte hani bu refleks olarak herhalde. Yani ortaya çıkıyor. İçinden çıkamayacaklarını düşünüyorlar. Ayrılalım mı, ayrılmayalım mı, ilişki sürsün mü, sürmesin mi, o noktada geliyorlar. Sadakatsizlik çift terapisinde, birey terapisinde de ama çift terapisinde özellikle çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi. Öncelikle ben şuradan başlayayım. Aldatan kişi. Aldatan diyorum ama hani sadakatsizlik evet, tamam, yapan canım. Anlamında kullanıyorum evet. Onu. Aldatan kişi biliyor önce bunu, aldattığını. Onun bir şeysi oluyor öncelikle. Ne yapayım şimdi? Bunu söyleyeyim. Hani söyleyeyim de kurtulayım. Çünkü biz eskiden ne kadar yakındık. Biz eskiden ne kadar iyiydik. Ama eğer tabii üçüncü kişiyle olan ilişkiyi bitirmeyi düşünüyorsa, bir hata yaptığını düşünüyorsa. Ha, yoksa söylemeyi düşünmüyor değil mi? Onu öyle bir durumda tabii o zaman. Evet. Orada üçüncü kişiye hala çekim ve ilişki sürüyorsa o taraftan. O başka bir şey ama hani bir kere mahsus bir şey oldu ya da bir ilişki başladı bitti. Hı hı. Bunu söyleyeyim mi hali hazırdaki partnerime? O konuyu mesela konuşalım. Söylemeli mi, söylememeli mi? Çünkü oradan başlıyor ya ilişki. Tabii. Söylemeli mi, söylememeli mi Pınar? Evet, işte bilmiyoruz. Söylemeli mi, söylememeli mi diye. Cevap. Onu o anda yani cevap bilmiyorum. Bizim meşhur cevap var ya işte bilemiyoruz. Hakikaten bilmiyoruz. Çünkü bazen yani şöyle çift terapileri böyle daha önce de bir değinmiştik. Belki beraberce yeniden değiniriz. Minnoş şeyler değiller. Yani stresin içeriye dahil edildiği ve sert yerler oluyor terapi sırasında geçtiğimiz falan. Ve böyle o genel geçer bildiğimiz işte eşler samimi olmalı, dürüst olmalı falan onların hepsi opsiyonel. Yani onlar şey değil hani öyle olmalı, hadi bakalım söyleyin siz birbirinizi falan gibi bir genel geçer kurallarla yaptığımız bir çalışma değil. Dolayısıyla hakikaten bilmiyoruz. Bazen eşler bu kendi aralarında bunun bir yolunu bulmuş oluyorlar. Genellikle bulamayanları biz görüyoruz diye düşünelim. O dürtüsellikle dürüstlüğün karıştığı yerlerde oynayan eşler olabiliyor. Ya da ilişki öyle bir ilişki haline gelebiliyor falan. Onun için ben burada söylenmelidir, söylenmemelidir demiyorum. Bilmiyorum. Peki geldi diyelim, aldatan geldi. Ben öncesinde aslında bir şey merak ediyorum. Belki bu konuyla tam anlamı yok da. Bir kişi mesela bir ilişkisi var, bir yandan da uzun başka bir ilişkisi var ve devam ediyor. Böyle devam eden çok güzel ilişkiler var değil mi? Yani bir yandan üçüncü ilişki, ikinci ilişki. Sonra bir paralel evreni var. Değil mi? Yani öyle hayatlarda var herhalde. Var, evet. Yani iki taraf da bunu seçiyor olabiliyor. Ya da diğer kişilerin, ikinci, üçüncü kişilerin birbirlerinden haberleri olabiliyor, olmayabiliyor.
Göründüğü kadar basit bir şey değil. Yani nasıl diyeyim? O kadar netameli bir konu ki. Bakıyorsunuz bir taraf aldatmış, öbürü aldatılmış. Hani aldatan sanki fail, diğeri de mağdur gibi geliyorlar bize. Öyle de görünür. Dışarıdan öyle görünüyor ama yani biraz gözünüzü şaşı bakıp baktığınızda arkadaki paternin arkasındaki olanın arkasındaki şeye baktığınızda mesela aldatılan kişinin çok uzun zamandır ilişkinin mağduru olduğunu görüyorsunuz bazen. Öyle bir şey de olabiliyor. Hani neden şey gözüktüğü gibi değil. Yani evet. Ya da her iki eş de aslında bu üçgen, demin bahsettiğin paralel başka bir ilişkinin olması hali. O ikisinin ilişkisini sürdüren bir şey olarak o üçgeni kabul etmiş oluyorlar. Sözlü sözsüz bir anlaşmayla, yani bir şekilde bu hiç konuşulmamış da olabilir. Çoğunlukla zaten konuşulmamıştır aslında. O ilişkinin içindeki kaygı o kadar yüksek, çatışma o kadar ilginç, başka derin bir boyutta falan ki o üçüncünün varlığı olan ilişkinin devamına hizmet ediyor bir şekilde gibi. O duygusal üçgenler konusu da değişik bir konu, başka bir dinamik, anladım. Evet. Hatırımda yanlış kalmadıysa sadakatsizliği konuşurken dedik ki yani sadakatsizlik aslında birinden bir şeyi saklamak, gizlemek, ona bunu anlatmamak. Şimdi bu kabul edilen ilişkilerde bile veya hani sözlü sözsüz bilinen aslında ben mesela biriyle birlikteyim ama başka biriyle de birlikteyim. Ona onu söylemiyorum aslında. Ve ama o onu biliyor mesela, ne kadar ilginç bir. Onunla yakınlığım sanki daha fazla o zaman, değil mi? Yani bu yakınlığı etkileyen bir şey mi yoksa bu dönemsel olarak, böyle bir şey söyleyemez dönemsel miyiz? Dönemsel olarak yakınlığında daha fazla olabilir ama aslında orada giden ne biliyor musun? O güven. Yani biz ikimiz bir şey yapıyorduk, birbirimizden haberdardık ve oyunu böyle oynuyorduk. Şimdi sen bir şey yapmışsın, benim haberim yok. O güven gider, kırılıyor. Her halükarda kırılır ve o yakınlığı zedeler mi? Onu merak. Bu ana yoldaki kişi için söylüyorsun değil mi? İkinci kişi için. Senin sorduğun üçüncü kişiyle daha yakın olma hali mi? Onun yani şöyle düşündüm. Bir sırrı biliyor olmalı. Evet, o aslında ikisi. Hani mesela evlilik dışı bir ilişki diyelim. Yani. Şimdi ben o biliyor şöyle. Aslında benim bir kocam olduğunu biliyor. Ama kocam onu bilmiyor. Ve onun bildikleri aslında kocamın bildiklerinden bir noktada daha fazla. Tabii ben gayet. Onu bildikten sonra sanki onunla daha yakınlıkla her şeyi, değil mi? Evet. Öyleymiş gibi bir illüzyon oluyor gerçekten. Çünkü tek eşlik dediğimizde biz aslında annemizle babamızla yaşadığımız çocukluk zamanlarına gidiyoruz. O zaman da onlar tek eşliler. Bir tane biz onları öyle görüyoruz ya da hani çoğumuz diyeyim. Ve hani anne babayla bağımız bizim tek eşli bir bağlantı. Bir tane anne ve bir tane evet. baba var ve başkası da olmayacak. Dolayısıyla biz bir ötekiyle aşk ilişkisine, romantik ilişkiye girdiğimizde onlara sadakatsizlik etmiş oluyoruz anne ve babamıza. İlk sadakatsizliğimiz öyle yani. Ve aslında ilk yaşadığımız sadakatsizlikte annenin bize yaptığı sadakatsizlik. Babamızla olarak. Çünkü biz anneye yapışıkken, bebekken zannediyoruz ki sadece ikimiz varız. Ama bakıyoruz ki bir süre sonra bir de baba var ve anne onu da arzu ediyor. Onunla da çıkıyor falan filan yani. Yani ne kadar bu olacak doğduğumuz anda itibaren sıkıntı başlıyor. Ve dedi ki sırtından dünyaya yapışık, prematüre doğmuş, çaresiz canlı, kaygısı en yüksek canlı bebek. Biz bunu bebekliğimizde ve çok küçükken yaşadığımız için sadakatsizlik bizde te o eski 1 yaşındaki, 2 yaşındaki travmalara kadar, yapışık olduğumuz zamanki travmalar, dil öncesi travmalara kadar bir sürü şeyi tetikliyor. O yüzden ölecek gibi hissediyoruz kendimizi. O yüzden insanlar, ya 3 ay önce nefesim böyle bir adam yoktu, benim hayatım gayet güzel bir hayattı, şimdi niye bu kadar kötü hissediyorum, etimden et kopuyor gibi diyorlar. Yani bizi gönderdiği yer aslında o annenin bize temel sadakatsizlik ettiği, annenin kopup gittiği, annenin burnumuzu sürtüp hadi ben bilmem kimle gidiyorum, sen de bilmem kim ablayla kalıyorsun dediği evet. zamanlara kadar biz geriliyoruz. Dolayısıyla acı oradan geliyor. O yüzden özellikle aldatılan kişiye ilk yardım olarak psikoterapi öneriyoruz. Özellikle ama eğer ki çift yeni bir kurulum yapmak istiyorlarsa, ilk ilişkileri bitmiş oluyor bu ortaya tabii. çıktığında. Aynı kişilerden yeni bir ilişki inşa etmek istiyorlarsa o zaman da terapi çok faydalı oluyor. Çünkü ne olup bittiğini anlamaları, anlamlandırmaları ve birbirlerine dönük olmaları lazım bunu yapabilmek için. Terapi onları birbirine döndüren bir şey oluyor.
Ve o yeni kontrat etrafında da birleştiren bir şey. Evet, o güveni yeniden kurmak apayrı bir inşa herhalde. Kolay değil mi? En zor kısmı nedir bu tip? Yani çok genel soruyorum tabii, bilmeyince sorular da acemice kaçabilir, kusura rica bakmayın ederim. Ama mesela dedik ki biz tamam, bu ilişki öldü, yeniden yapılandırıyoruz bu ilişkiyi. Orada sizinle çalışırken, sizlerle en zor olan şey ne oluyor? Kişilerin en zorlandığı şey diyeyim veya. Veya var mı böyle ben bir şey? Ben söyleyeyim mi aklıma geleni? Yani mağdur tarafında post travmatik stres yanıtları ortaya çıkmaya başlıyor. Flashbackler oluyor. Uykular kaçıyor. Kaçma kaçınma davranışları oluyor. Müthiş bir zihinsel meşguliyet söz konusu oluyor. Bununla ilgili yani hayatında hiçbir alanda neredeyse fonksiyon edemez hale gelen insanlar var. Hani böyle ve sürekli bir tetiktelik, bir şey oldu, gitti mi, ona mı gitti, öbüründen mi geldi, bilmem ne mi? Çok çok ağır. Ve Kevin Skinner var, oraya parantez içine gireyim, bir geniş kapsamlı bir araştırma yapmış. 10 kişiden 6'sında intihar düşünceleri tespit edilmiş. Evet. Ve canına kıymak isteyen, şiddet gösteren, alkolle batan falan, yani o çok disfonksiyonel ağır baş etme metotları, yani o içinde durulacak. Şimdi Şule'nin söylediği o temel güvene kadar giden acı hattı var ya, yani o öyle bu da beni bıraktı, hani ben ne yapacağım? Şimdi bebek hakikaten kendi dürtüsünü düzenleyemiyor, hiçbir nörolojik olgunluğa sahip değil, acıktığında gidip bulamıyor, karnı gazı olduğunda hiçbir şey yapamıyor, hep sakinleştirmeye ve dışarıdan birinin ona bakımına ihtiyacı var. Oraya kadar gidiyor iş hakikaten ve o söylenen o ki fiziksel bir acı da deneyimliyoruz. Yani gerçekten hani kalbim acıyor denilen şey, evet içim yanıyor denilen, işte şuramda bir fil oturuyor, o hakikaten oluyor. Dolayısıyla önce aslında bunların, yani bendeki ilk yardımın karşılığı daha böyle çok ciddi bir şey, yani nesne kaybı yaşanıyor. Hem yas açığa çıkıyor hem bir post travmatik stres açığa çıkıyor. Önce bence oradaki kanamayı deyim yerindeyse durdurmakta fayda var. Ondan sonra bunlar konuşuluyor. Yani o önce hiç zaten oralar, yani hani bakın çok iyi bir ilişkiniz olabilir, buradan şurayı kurtarırız falan, hiç öyle bir anlayamıyorlar bile yani hani. Şimdi dinlerken şu soru geldi aklıma. Böyle bir dönemde bu çiftlerin birlikte kalması mı daha sağlıklı veya böyle bir şey var mı? Yoksa biraz acaba fiziksel olarak da uzak kalmaları mı sağlıklı olabilir? Böyle bir öneriniz oluyor mu? Çünkü bu yaşanılan, mesela ben bu kaygıları yaşadığımı düşüneyim. Şimdi akşam eve gidiyorum, gene onunla birlikte mesela. Ve onu gördüğüm anda yeniden mesela her şey yeniden canlanabilir, değil mi? Yani mekanı ayırmak tabii her zaman olası bir şey değil ama ideal bir şey olsaydı. Benim şahsi deneyimim ama tam da bu aşamada öbürüne aslında ihtiyaç oldu. Aa öyle mi? Ne ilginç. Yani şimdi yakının hani böyle olması. Evet. Yani o orada tabii, şey. Bilmeyince konuşunca böyle orada bir şey. Orada şey var hani. Sakın seni görmek istemiyorum, hiç değme bana bilmem ne. Ama bir yandan da gelip sarılsa iyi olur mu, iyi hisseder misiniz kendinizi çok ağladığınızda? Olur aslında ama yapabilir miyim? Ama aslında ona ihtiyaç var. Bırakmadım, buradayım, gitmedim. O iyileşme için çoğunlukla böyle ama böyle olmayan durumlar da oluyor. Bazen zaten çok kararlı da olunuyor. Hani öteki gitsin evden diye zaten. Gitmiş oluyor. Veya öteki gitmiş oluyor belki. Aynen hani ortaya çıktığı için diye düşünüyorum. Senin şuraya ekleyeceğin bir şey var mı bu noktada veya aklına gelen yani başka bir şey de olabilir? En başa dönmek istiyorum. Dedim ya hani aldatan gitsin söylesin mi? Dürüst olmak adına. Bu konuştuklarımız üzerine hani nasıl bir travmaya sebep olacak? Söylemesin bence. Ben şahsi fikrim. Bazen insanın travmaya ihtiyacı var, olgunlaşmak, dönüşmek. Cesareti varsa. Eskiyi yıkıp yenisini yapmak için bazen travmaya ihtiyacımız var ama o kişinin öncelikle bu ilişkinin ve ötekinin böyle bir travmaya şu an ihtiyacı var mı kendine sorması gerekir. Dolayısıyla ben öncelikle üçüncü kişiyle ilişki kuran kişinin kendini anlamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok evet, çok kıymetli oradan bence. Oradan başlamalı. Yani ilk yardım oradan başlamalı. Kafası karışık, ikisinin arasında kalmış. Arkadaşlarına sormak yerine. Ya gene tabii ki insan yanında olan, tarafsız olan ve onun için güvenli bir alan sağlayan insanların, arkadaşlarının yanında olsun. Ama
özellikle yönlendirmeye çalışan, özellikle ben senin yerinde olsam şunu yaparım. Aldatan içinde, aldatılan içinde. Onları dinlemek yerine tarafsız insanlarla ya da terapiste konuşmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Plum'da çok vurguladığımız bir şey, yeri geldiği için şöyle sen de söylediğin için ben de izleyicilere söylemek isteyeceğim. Aslında ruhun görünmez olması bunun fizyolojiden pek bir farkı olduğu anlamına gelmiyor. Biraz önce verdiğiniz örnek, yani functional magnetic resonance gösterdik. Duygusal acıyla fiziksel acı beynin aynı yerini uyarıyor zaten. Ve biz mesela atıyorum benim ayağım incindi, ben bir arkadaşıma ne yapayım diye sormuyorum. Doktora gidiyorum. Aynısı bence burada da geçerli. Arkadaş dertleşmek için bence bu tip durumlarda ve yangına körükle giden arkadaş aslında burada çok korkunç da olabilir. Çünkü bir gün o adamla veya kadınla ayrıldığınızda o arkadaş yani o acıyı yaşamış veya o ilişkiye o yatırımı yapmış kişi değil ki. O da arkadaşının acısı için konuşuyor. Onun belki acı çekmesine yüreği el vermediği için konuşuyor. O yüzden ben şahsen Plum'da her zaman konunun uzmanlarına, rehberlerine danışılması taraftarıyım. Yani bu konunun uzmanlığını yapmış sizin gibi insanlara. Büyücülere veya şeylere değil. Evet. Şöyle bir şaşkınlık. Sosyal destek her zaman kıymetli bir şey. Evet. Ama tabii şöyle bir şaşkınlık oluyor bu tip meselelerde, özellikle insanlarda. İnsanlar sazı ellerine alıyorlar ve kendi taraflarında bildikleri bir türküyü çığırmaya başlıyor. Öyle. İşin doğası gereği işte. Çünkü ne yapsın o da? Sormuş arkadaşı, ne diyecek? O da ya başına bir şey gelmiş kalmış öyle yap diyor. Ya da işte gelmiş kalmamış öyle yap diyor. Ya da işte hiç başına gelmemiş olabilir böyle bir şey diye bakıyor. Belki bakıyor. Annemin de başına geldi. O kaldı oturdu falan. Yani diyebilir. Ne olacak ki diyebiliyor. Yani oradaki o ona göre o anlayışı zaten mecbur da değil bir arkadaş bunu yapmaya. Yani onun işi o değil orada. Yani siz tabii terapistin bunu siz de hani öneriyorsunuz ama ben bunu daha iddialı bir şekilde söyleyebileceğim için oturduğum yerden söylemeyi her zaman görevde addediyorum. Biz hani her konunun nasıl uzmanına danışıyorsak hani biz burada bu çekimi kafamıza göre yapmıyoruz. Orada Berkay var, yönetmenimiz var, asistanı var. Bence her konuda da bir konunun uzmanına gitmek en sağlıklı yolu bulmakta faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Kişinin kendisi için tabii, bu benim naçizane düşüncem. Bir de aklıma şu geldi. Şule sen bir şey söyleyeceksen şöyle. Evet, fiziksel izdüşümü var hani diye o konuya girdik ya. Evet. Kan kaybediyor insanlar. Özellikle en çok kan kaybettikleri yerde aldatılan açısından detay öğrenmek oluyor. Nereye gittin, nerede buluştun, bizimle buluştun, yerlerde mi buluştun? Özellikle telefonların, bilgisayarların taranması, eski mesajların görülmesi. Yani ilişkinin detayına dair soru sormak ve onları öğrenmeye çalışmak kan kaybını çok arttıran şeyler. Çünkü aslında hani dedik ya bir mahremin bizden esirgenmesi, ötekinin başka biriyle başka bir mahrem oluşturup onu yani bana ait olan yeri kullanması diye söylemiştik. O bizden esirgenen mahreme bizim de sahip olacağımızı düşünüyoruz. Bütün hikayeyi baştan sona detaylarıyla öğrenirsek. Bana anlat ve ben bana kendime mal edebileyim o hikayeyi. Yani mahreme sahip olmak adına öğrenmek istiyoruz ama öğrendiğimiz her şey yeni bir yara, yeni kan kaybı demek. O yüzden nasıl sorular sorulduğu çok önemli. Yani olayın detayı değil, daha çok anlama yönelik, kendi ilişkilerini anlamaya yönelik. Bizde ne eksikti, benle yaşayamadın, onunla ne yaşadın, eve geldiğinde ne hissettin, onunla kendini nasıl ifade ettin, o ilişkide nasıl hissettin, ne anlam verdin buna, onda vazgeçilmez olan neydi? Daha onun ruhuna dokunabilecek sorular, onu anlayabilecek sorular. Bence bu mesela, hani kontrollü hani sizlerin desteğiyle olan bir süreçte yani yeniden bir ilişki yapılanıyor ya, eğer buna bir fırsat verilebilirse öncekinden çok daha samimi, yakın, daha iyi anlaşılan bir ilişki kurma şansı bile olabilir gibi düşündüm ben ama sizi dinlerken. Taraflar çok mu ideal bir şey istiyorlarsa. Söylüyorum? Yok yok, tabii ki olabiliyor ama yani o demin söylerken benim de oraya bir şeyim yani çok da hoş, çok güzel söylediğin şey var ya işte uzmanına gidin falan ama bir yandan da yani biz yani ben kendi adıma yani böyle bir uzmanıyım bu işi ben halledeyim öyle de değil ama değil. Beraberce evet. Halletmeye çalışabiliriz. Yani bizim bildiğimiz teknik evet. Yani teknik ve objektif duruş
oradaki o yangın yerinde önce şunu kurtaralım, öbürü ölmüş zaten falan, hı, ayırdını yapabilecek. İşte, anlatabiliyor muyum? Evet. Yani o, çünkü hani böyle bir yere girersiniz hani bir felaketten sonra, değil mi, işte akut makut, hı, girdiğinde önce ampulleri değiştirmiyorlar. Yani yapılması gereken işler yapılıyor falan gibi. Onun için hani oralarda belki o beraber yürümede bir parça etmek, daha teknik bilgiyle birlikte eşlik etmek ve soğukkanlı olabilmek işe yarar diye düşünüyorum. Kan kaybını azalt. Evet. Ve işte mesela böyle şeyleri söyleriz. Sen sormayacaksın. O sana sorduğunda sen söylemeyeceksin. Olur mu? İkisi de insanlar böyle olur herhalde. Ben bilmiyorum. Yani onları mesela birinin söylemesi. Tabii. Bunu, hı-hı, ne olur bu hafta böyle yapmaya özen gösterin diye. Hani artık ne kadar olursa ya bırakıp falan. Ondan sonra sebeplerini konuşmak. Şule'nin demin üstünde durduğu sorular çok çok kıymetli. O sorular ama ilk etapta sorulacak sorular değil. Onlar da çok can yakıcı olabilir. Öbürüyle ne bulmuştun, eve geldiğinde, hı-hı, ne hissetmiştin vesaire. Bunların hepsinin işte o yasın süreçlerini de takip eder gibi o beraber yürüme iş görür ve dediğin doğru, bazen hakikaten daha iyi konumlandıkları bir ilişkiyle çıkabilirler. Daha yakınlaşabildikleri. Tabii ki sen de hani çok önemli bir nokta. Tabii ki her ilişki kurtarılacak diye bir şey yok. Bazen bir yangın çıkıyor, her şey yanıyor. Bazen de hani öyle kıymetli şeyler kurtarılıyor ki, aa iyi ki ne güzel, bak şimdi yeni bir eve geçtik, burada, evet, da yeni, evet, bir hayat kuruyoruz olabiliyor. Evet, bu noktada eklemek istediğiniz bir şey var mı? Süremizin sonuna yaklaştığımız şu anlarda. Ölenim var. İnsanlar çünkü genellikle bu konuda şunu özellikle sorarlar. Aldatılmamak için ne yapmalıyız? Hmm. Değil mi? En çok sordukları şey oldu çünkü insanlar bundan korktukları için. Hepimizin aldatmaya ramak kaldığı ama yapmakla yapmamak arasında karar verdiğimiz bir nokta olabilir. O noktada dürtüye hakim olabilmek için evdeki ya da ilişkideki kişinin yüzüne bakacak yüzüm olsun gibi bir nosyon vardır. Yani bundan bahseder danışanlar. Ben yapmadım çünkü karımın yüzüne bakacak yüzüm olmalıydı diye. O hani oradan aldığım bir şey bu. Onların kullandığı şeyiyle. Yüzüne baktığınız biri varsa, gerçekten yüzüne baktığınız, karşılaştığınız biri varsa, o zaman dürtüye hakim olmak daha kolay olabilir. Doğru. O yüzden ben çiftlerin karşı karşıya olmalarını, yüz yüze gelmelerini, hmm, ve karşılaşma olgusunu çok önemsiyorum. Telefonlarımıza birazcık daha az bakarak. Yani. Çok jenerik bir şey söyledim, evet, ama çok günümüzde olduğu, hı, için söylemek istedim. Hatta şey gibi istedim, karikatürize ederek hep vesikalık bir fotoğrafı yanınızda taşıyarak eşinin partnerini falan gibi, hani yüzüne bakıp arada evde canlısını da göreceğim, evet, diye. İşte tabii. Veya maketini yaptırıp gönderebilirsiniz iş yerine. Mesela şöyle güzel üç boyutlu, gerçek ne kadar güzel. Birebir değil mi? 3D hayatım beni özlemek işte çalışırken. Dediğimizi deyin, yaptığımızı yapmayız. Evet, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Çok keyifli bir şekilde aslında tatsız olabilecek bir konuyu ele aldık. Hayatta insanın her şeyi başına gelebilir. Önemli olan şimdi ne yapacağız? Bence kıymetli bir şey. Umuyorum tatsızlıklar olduğunda rehberlerimize ulaşabilecek gücü kendimizde buluruz diyerek bu yayını da sonlandırıyorum. Hoşça kalın.